Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Pierlotti'deyiz ve işte Hasan Dede Türbesi'nin yanındayız. Hemen kısaca Hasan Dede'den bahsedeyim. Özellikle Hasan Dede evlenmek isteyen genç kızlar ve erkeklerin uğrak yeri, uğradığı türbe. Rivayet olur ki çok kişiyle de görüştüm. Gerçekten sevgili arkadaşlar, hiç abartmıyorum. Hasan Dede Türbesi'nde yapılan evlilik duaları mutlaka tutuyormuş. Buraya gelen genç kızlar ve genç erkekler evlenmek istediklerinde işte Hasan Dede Türbesi'ne dua ediyorlar ve Hasan Dede'nin yüzü su hürmetine Allah bizlere hayırlı kısmetler ver diyorlar ve samimi söylüyorum 6 ayla 1 yıl arasında buraya gelen genç kızlar ve erkekler evleniyormuş. İşte çok kuvvetli rivayet ve buradaki yaptığımız röportajlarda hep bu yönde. Hemen evlenen, gerçekten burada yaptığı duayla evlenen bir hanım kardeşimizle sizi tanıştıracağım ve bu evlilik hikayesini burada kendisinden dinleyeceğiz. Hemen işte mikrofonu kendisine devrediyorum. Arkadaşlar işte hanım kardeşimiz Hasan Dede'nin türbesinin başına dua ediyor şu anda kendisi, ama biraz sonra kendi hikayesini anlatacak. Yıllar önce burada yaptığı evlilik duası gerçekleşmiş, gerçeğe dönüşmüş. Hemen işte bu evlilik hikayesini ve buradaki yaptığı duanın kabul olma durumunu bizlerle paylaşacak. Ve şu anda da sık sık buraya gelip geçerken mutlaka Hasan Dede'ye dua ediyor kendisi. Biz de bugün kendisiyle yayın öncesi hemen tanıştık ve birazdan yıllar önce burada yaptığı dua sonucu nasıl evlendiğini bizlere anlatacak. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Hoş bulduk, Nesrin. Evet Nesrin Hanım, yıllar önce tabi buraya gelip o zaman bekar mısınız? Evet. Evlilik için işte Hasan Dede Hazretleri Türbesi'de bir dua etmişsiniz. Duanız belli bir süre sonra gerçekleşmiş. Bu hikaye hakkında, yani hikaye değil de bu yaşadığınız olay hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Evet, vermek isterim. Çünkü Çolak Hasan Dede Türbesi olduğunu ben Pierlotti'nin girişinde ilk kez farkına varmıştım. Sürekli bu yol üzerinden geçiyordum. Nesrin Hanım, hemen buraya da izleyicilerim için tarif edelim, gelmek isteyen evet. İzleyicilerim için. Pierlotti'nin arkadaşlar mezarlığının içerisinden çıktıktan sonra hemen girişinde sağ tarafta şey var değil mi? Neydi burası? Otopark. Otoparkın yanında hemen Hasan Dede Hazretleri Türbesi'ni göreceksiniz. Evet. Sen de ilk kez geldin böyle yıllar önce buradan geçerken. Biliyor evet. muydun daha önce? Yok. Bilmiyordum. Ben 15 sene önce eşimle o zaman görüşüyorduk. Bir çay içmeye gidelim dedik Pierlotti'ye. Çay içerken tabii ki o zaman hani evlilik konularını daha konuşmamıştık. Yani ortada evet ciddi bir evlilik konusu vardı. Fakat hani bir türlü gerçeğe dönüşmüyordu. Hep bir şeyler çıkıyordu. İşte bir dönem işte eşimle beraber işte kaza geçirmiştik. İşte böyle sürekli bir şeyler oluyordu. Bir türlü bir araya getiremiyorduk. Ama Nesrin Hanım, hemen şöyle söyleyeyim. Ta ki Hasan Dede Hazretleri Türbesi'ni görene kadar. Evet. İşte ondan sonra evet. ne oldu? Ondan sonra yol bizi Hasan Dede Türbesi'ne çıkartınca dur dedim bir dua edeyim dedim. Eşim de yanımdaydı. Ona da dua ettirdim. Dedim ki hani en hayırlısıyla tüm kolaylığıyla Rabbim Hasan Dede Türbesi yüzü su hürmetine Rabbim hani bizim yuvamızı kurmayı nasip eyle. O günden sonra hayatımda böyle çok değişiklik oldu. İçime bir ferahlık geldi. Evet. Ve hani 3 aya kalmaz aileler tanıştı. 3 ay nişanlı kaldım. Nişanlı kaldıktan sonra 3 ay içerisinde evlendim. Yani toplamında 1 sene olmuştur. Evet, şu an tam olarak hatırlamıyorum ama bir sene diyebilirim yani. Yani burada evet. dua ettikten bir evet. sene sonra mı evlendim? Evet, bir sene bile yok ama bir hani sene bile bir yok sene diyorsun. Diyeyim yani her şeyimde işte, istemem sözüm nişanım işte evlenmem. Maşallah. Çok hızlı bir şekilde oldu. Yani nikahım size bile inanamadınız değil mi? Evet, inanamadım. Yani şu anda bir şey söyleyeceğim. Evliliğinizin kaçıncı yılı? Şu an tam 14,5-15 yıl. Maşallah, evet, maşallah. 15 yıl oldu. Evet. Ve bu evlilikten çocuklar oldu mu? Evet. Kaç tane çocuğunuz var? İki tane. Allah bağışlasın. Allah onlara da güzel bir evet. gelecek versin. Amin. Sağlıklı, mutlu bir şekilde. Sizlerle birlikte inşallah. Evet. Yani inanılmaz diyorsun Hasan dedi ya bunu da bizzat diyorsun bunu yaşadım evet. ve kendi hayatımda gördüm. Tabii i̇nanılmaz ki. Ondan sonra hayatta değişimler oldu duadan sonra değişimler değil mi? Değişimler oldu. Şimdi de sağ olsun hani arkadaşlarıma da söylüyorum. Çolak Hasan Dede Türbesi yüzü suyun hürmetine hani dualarınızı edebilirsiniz. Şimdi beni de arkadaşlarım bugün onlar çalıştığı için beni temsilen gönderdiler. Ben de onlar için dua ediyorum.
Ve bir de sık sık geçerken hani sen evlendiğin için kendisine mutlaka buradan geçerken dua ediyorsun değil mi? Evet ediyorum. Yani şimdi de mesela her türlü dualarımız için, sağlık, sıhhat için dualarımı ediyorum. Hasan Dede türbesi yüzü sürmedine. İşte evet. Bazen hani insanoğlu bir daralabiliyoruz, sıkılabiliyoruz. Allah'ım hani ferahlık. Burada rahatlıyorsunuz. Yani evet Hasan Baba, ben yani öyle şimdi diyorum. Geçelim, Hasan çekelim. Dede, Hasan Baba diyorum. Baba, Hasan Dede, evet arkadaşlar evet. Görüyorsunuz. Burada metfun kendisi, burada yatmakta Hasan Dede. Böyle gelip içeride Hasan Dede'ye dua edebilirsiniz. Nesrin Hanım, Nesrin'de değil mi? Nesrin Hanım, o zaman şöyle yapalım. İstanbul'da ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan gençler hatta, genç kızlar ve erkekler gelsinler. Hasan Dede türbesine evlilik için dua etsinler değil mi? Kesinlikle gelsinler. Bunda da bir hayır vardır. Yani kul kula vesiledir her zaman. Dediğim gibi o zamanlar benim yolumun üzerine çıktı ve ben gerçekten çok zor bir dönemde böyle bir niyetimi söyledim. Hasan Dede yüzü suyu hürmetine. Yani ben inanıyorum zaten her şey Rabbim hani inanmak yani inancınla yüzü suyu hürmetine tabii ki hani bizler duamızı edeceğiz. Yüzü suyu hürmetine. Ettikten sonra Rabbim zaten bize artık Allah'a bırakacağız. Allah'ta inşallah hepimize dualarımızı evet. Diyorsunuz kabul edecek. Gerçekten böyle bir mübarek zat Olay Hasan Dede. De. Hasan Dede gibi mübarek zat hürmetine dua istediğimiz zaman evet. Cenab-ı Allah da bu dualarımızı geri çevirmeyecek. İşte arkadaşlar Nesrin Hanım da bunu evet. Bizzat birebir yaşamış. Sevgili arkadaşlar ben de buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız için şimdi Hasan Baba Türbesi'nin evet. Biraz sonra geniş açıdan çekeceğim girişini ve türbeyi. Siz de çok rahatlıkla hemen Pierre Loti'de Hasan Dede Hazretleri Türbesi'ni bulabilirsiniz. Buraya gelip inşallah siz de evlilik için dualarınızı edebilirsiniz. Evet. Artık yayınımızın sonuna geliyoruz Nesrin Hanım. Eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza evet. Ve bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yayınımızı öyle kapatalım. İyi günler diliyorum. Yani kendilerine Allah herkese iyilik, güzellikler nasip etsin. Tüm hayırlı ve tüm kolaylığıyla evet. Her şeyin başı hayırlısı ve tüm kolaylığı, güzelliği de onlar için hayırlısı olan gerekiyor. Şeyler gerçekleşsin dilekleri evet. Değil mi? Hani güzel de demek gerekiyor. Çünkü güzel olsun, iyi tabii. Olsun. Yani onun dışında mutlaka yani Hasan Dede Hazretleri Türbesi'ne gelmelerini tavsiye ediyorum. Buna da vesile olursam gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü 15 sene önce ben geldim, duamı ettim. Belki de bana daha önceden söyleselerdi. Ben daha önceden gelirdim. Hani gelsinler bir görsünler. Pierre Loti de yakın. Yani aynen Pierre Loti de yani. Gelsinler. Burada evet. Çay kahve içsinler. Evet, evet. Ve buranın tadını çıkarırken de geçerken de bir Hasan Dede'ye dua evet. Etsinler. Hem de onun yüzü sürmetine evet. Gençlerimiz vesile olduysa evlilik istesinler. Hasan Dede'nin yüzü sürmetine evet. Allah'tan evlenmek için hayırlı kısmetler, nasipler istesinler ki diyorsun ben dua ettim oldu. Mutlaka inşallah Cenab-ı Allah tabii dualarımızı kabul edecektir. Duaları evet. Kabul edecek olan evet. Cenab-ı Allah'tır. Sadece bu türlü arkadaşlar değerli kişiler, evliyalar aracı olabilir. Asıl tabii veren tabii. Allah'tır. Evet. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz ve Allah'a dua edeceğiz. Biz Nesrin Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, evet. Keyifli bir yayın oldu. Umarım birçok kişinin de inşallah böyle gençlerimizin de evliliğine vesile oluruz. Sizler evet. Ve bizler. Kukla bu bizi mutlu eder. Her zaman ben de vesile olmak beni de çok mutlu edecek. Evet harika. Böyle şöyle de bir şey var. Ne? Şimdi... Evet, ben hani bunu deneyimledim. Arkadaşlar. Evet, evet, evet. Ben bunu deneyimlemiş hı? Olarak bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü ben deneyimledim ve şöyle bir şey. Sadece ben arkadaşlarıma da dua ettiğimde Çolak Hasan Dede Türbesi'nde ve gerçekleşmiştir. Buna da tanık olan arkadaşlarım var. 3 ay içerisinde bile evlenen var. Hiç evlenmeyi düşünmeyen insanlardı kesinlikle. Hani ben bunu gerçekten deneyimlediğim için de bugün de bu şekilde... olmasına ben de şaşırdım. Yani hani bir şekilde yolumuz kesişti. Evet. Biz de tesadüfen evet, burada tanıştık evet, kendisiyle. Evet. Nesrin Hanım'la. Bunda da bir hayır vardır evet. Diyoruz ve sizleri de Hasan Dede Türbesi'ne gelip dua etmenizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geldik. İşte biz de buradan Hasan Dede'ye dua ederek artık ayrılıyoruz. Yeni bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Efendim. Arkadaşlar işte Hasan Baba Türbesi'ni böyle geçeceğim. Görüyorsunuz. İşte bakın arkadaşlar böyle Hasan Baba Türbesi burada. Gelip türbeye dualarınızı edebilirsiniz.
Hanımefendi de biraz önce zaten dualısını etti. Allah kabul etsin dualarınızı. Allah razı olsun. Amin. Hemen bakın şurada arkadaşlar market var. Görüyorsunuz. Nerede? Hemen söyleyelim. Bakın Pierlotti Otopark ve Bale hizmetleri yazıyor. Hemen onun yanında bakın sol tarafta böyle Hasan Baba Türbesi. Bakın giriş burada. Görüyorsunuz. Mezarlık tarafından gelirseniz de buradan böyle gelip hemen Hasan Baba Türbesi'ni görüyorsunuz. Gelip buradan evlenmek isteyenler ve ayrılanlar gelsinler. Hasan Baba Türbesi'nde bizim yaptığımız gibi dua etsinler inşallah. Duaları kabul olacaktır Allah'ın izniyle. İşte bakın gayet güzel ve insanın içine huzur dolan bir mekan Hasan Baba Türbesi. Bakın böyle çok da güzel çiçekler var Hasan Baba Türbesi'nde. Gelip burada dualarınızı edin inşallah. Allah dualarınızı şimdiden kabul etsin. Arkadaşlar işte çeşitli ziyaretçiler gelip böyle Hasan Baba Türbesi'nde dua okuyorlar. Özellikle genç kızlar, evlenmek isteyen genç kızlar ve erkekler Pierlotti'de Hasan Baba Türbesi'ne gelip dua ediyorlar. Ve biz de Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden evlenmek isteyen vatandaşlarımız gelip Hasan Baba Türbesi'nde Hasan Baba'nın yüzü su hürmetine evlenmek istediklerini söyleyerek burada birçok kişiyle de konuştuk. Gerçekten Hasan Baba Türbesi'ne özellikle bu evlilik duaları gerçek oluyormuş da Hasan Baba'yı da türbenin içerisinde görmektesiniz. Buradan da kendilerine birer sizler de izlerken Fatiha gönderin sevgili arkadaşlar.